Babamın en hüzünlü yanı. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Biraz. Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat seslerini duydum. Mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz lilaktı. Sonra 30 kuş gördüm, hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum, sela sesiydi. Hayırdır dedim, hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükseldiler. Kanatlarımda kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. 30 kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızları çalıp omuzlarına tıkan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadetler demez. Yine kulağıma nasıl geldi. Rüya değildi bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Vatan hainine döndüm. Arkasında karanlık yüzlü adamlar vardı. Giremezsiniz dedim. Bir aslanın karşısında duran çakallar gibiydiler ve saldırdılar. Silahımı çekip baş hainini ağzından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. 30 kuş, kanat sesleri, vücuduma dokunan ve kanatlarında kan, sela sesi, gökleri yırtan, muhteşem bir koku, gül mü, leylak mı içime yayılan ve çukur kuyunun gökyüzü, masmavi, bulutsuz ve sessiz ve sessizlik, içimde huzur, gökyüzü. Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba. Uçuyorum ve onlardan hızlıyım. Meğer ben şehit olmuşum baba. Bil ki yalnız değilim burada. Yine ordudayım. Şehitler ordusunda. Baba, ne oldu biliyor musun? Peygamber Efendimiz alınlarımızdan öptü. Şehitlere dedi ki, kardeşlerinizi tebrik edin. Bunlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Onlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı. Sizin silahları vardı. Sizlerin silahları vardı. Ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız. Bunlarsa kendi tanklarının altında eski. Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehit oldunuz. Ama bunlar kendi uçaklarından atılan bombalara göğüslerini siper ettiler. Bunlar benim gariplerimdir. Tebrik edin kardeşlerinizi. Baba, milletime söyle. Al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Paşama söyle. Namusunu çiğnetmedim. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşime söyle. De ki, Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebilirsiniz. Çünkü bedenini ödedim. Baba,